uzmanları Rafet ve Saffet. Biri spor foto muhabiri, diğeri spor yazarı. Birbirinden ayrılmaz iki arkadaştırlar ama karakterleri tamamen birbirine zıt iki arkadaş. Rafet gamsız, vurdum duymaz, fasatlı, dağınık ve çapkın. Saffet ise tam tersine, derli toplu, titiz, becerikli ve duygulu bir kişiliğe sahiptir. Bu iki arkadaşın hayatta birleştiği tek nokta vardı. İkisinin de karılarından ayrılıp aynı evde yaşamaya mecbur olmaları. Bu mecburiyet başlarına neler mi getirmişti? Ya Saffet'im, biliyorum zahmet olacak ama hazır o güzel ellerindeymişken benim botları da cilalar mısın ya? Burada muhterem pederinizin kadrolu boyacısı yok efendim. Kendi botunu kendi boya bir zahmet. Aman iyi be aman. Zaten kabahat senden bir şey isteyendi. Django, bırak şu ayakkabıyı. Bırak şu ayakkabıyı, sahibi kılıklı. Ne kızıyorsun zavallı hayvana be? Sana cilalamakta yardımcı oluyor. Ne var onun tükürüğü çok temizdir. Eksik olsun onun yardımı. Django, bıraksana oğlum. Bırak lan şunu, bırak deme kılıklı köpek, bırak. Canım, ayakkabının üstünde diş izleri kaldı ya. Saffet'im, beterin beteri vardır, dua et. O güzel canım ayaklarının içinde değildi. Django, oğlum manyak mısın? Ne istiyorsun günlük gazetelerden? Yazdığın yazıyı beğenmedi herhalde, o bile anlıyor. Hayırdır inşallah. Kim o? Titiz, şu köpeğinizde damacığım. Yine ne oldu Dürdan Hanım? Daha ne olsun, daha ne olsun ha, daha ne olsun? Şu masum, zavallı küçük küçük size ne yapabilir ki? Daha ne yapsın? Sen tut çamaşırlarını kirle. Anlayamadım, ben niye sizin çamaşırlarınızı kirleteyim ki? Siz kendi kendinize çamaşırlarınızı kirletemiyor musunuz? Senin o hain, kismin o köpeğini arka maskeye astım, çamaşırları yere düşürdüm. Sizin yanlışınız var Dürdan Hanım teyze. Benim Django'm asla böyle bir şeyler yapmaz. Yapmazdı da buna ne oldu böyle? Ay canım, donum. Canım donum, güzel donum, bir canım donum gitti. Yani son günlerde bu böyle durdu hanım. Demin de benim şeyim parladı. Ayakkabımı. Ay, bir dakika canım, bağırmanıza ne gerek var yani? Şimdi bir don için bunun dokunulmazlığını kaldıralım. Kaç paraysa veririz, yani kaç paraydı ki bu don? Abi canım, bir don için birbirimizi kıracağız. Bir don. Bir don. Çok kıymetli bir dondu. Bana baba annemden yadigar kalmıştı. Onu da Abdülhamit Han Hazretleri'nin Sabahlı kız kardeşi Hamza Sultan hediye etmişti. Ay şimdi biz köpeğin köpeğin, biz bir köpeğin dişler arasında kaldı. Ay yazık, yazık oldu donuma. Vay be, ne donmuş ama. Desenize, meclis koltuklarından bile daha değerliymiş. Üzülmeyin Dürdan Hanım, battı balık yan gider. Donunuzun bedeli kaç parası öderiz. İyi alt ettirme Django ya. Sanki dünyada başka don kalmadı. Git içeride Saffet amcanın donlarını parçala. Yani illa don parçalamak istiyorsan nereden buldun bula bula Dürdan Hanım'ın antika donlarını? Allah senin. Ama aslında o zaman da hak vermek lazım canım. Nasıl yani? Çünkü bugüne kadar hiç çiftleşmemiş. Ona bir dişi bulmak lazım değil mi? Yani dişi bulamadı diye mi böyle sağa solu parçalıyor? Vallahi Dürdan Hanım haklı. Sen bir gün dişsiz kaldığın zaman yaptıklarını hatırlasana. Kim bilir zavallı Django kaç zamandır böyle. Doğru be. Zavallı çok zor durumda. Acaba ne yapsam? Türker ablanın evine mi götürsem? Saçmalama Rafet. Bu bir köpek. Abi çaresi daha var tabii. Doktora götürmek. Ben doktor lakaplı bir randevucu tanımıyorum. Ben hak ettiği doktordan bahsediyorum. Benim cahil oğlum. İşin kökünden halletmek gerek. Aman dur! Şaka yaptım şaka! Aman bana bak! Bu iti anın beraberinize götürün. Evde yalnız bırakmayın. Ay! Ay dur! Dediklerinde haklı galiba. Zavallı Cangum'un cinsel sorunlarını halletmem gerekiyor. Haydar Dümen'e mi götürsen? Vallahi sen ne yaparsan yap, ben kendi cinsel sorunlarımı çözmek zorundayım. Serap'la randevum var, oraya gidiyorum. Haydi! Dondurması geldi hanım. Şahane dondurmalar. Kışlık kaymak dondurma. Acı dondurma verir mi? Kardeş, dondurma. Dondurması geldi. Haydi şahane dondurma. Yo yo Cano. İçini ısıtır. Lan oğlum bu ne hal? Kışlık dondurma satıyorum abi. İçini ısıtır. Sen onun beynini mi yedin lan? Bu kadar dondurma mı satılır lan? Abi şahane bu dondurma. Acılı dondurma. Dondurmaya biber konur mu lan? İğrenç bir şey olur. İyi oldu zaten. Bilirsin bizim millet böyle garipliklere bayılır. Valla peynir ekmek gibi satıyor. Ya o hangi enayi para verir buna? Amca, bana bir tane acılı dondurma verir misin? Tabii veririm güzelim. Al bakalım sana bir acılı dondurma. İçin ısınsın, afiyet olsun. Güle güle.
Vallahi helal olsun. Madem bu kadar akıllısın, neden meclisin koltuk ihalesine girmedin canım? Valla girdik girmesine de kurban, başka bir huyartı bizden daha uyanık çıktı, işi o kaptı. İnşallah bir dahaki sefere. Ulan valla sen de her yolu vardır ha. Evelallah kardeş, bizde boş yok, her iş beceririz. Peki, nereden baksan adaş sayılırsınız. Şu adaşına bir çöp çatallık daha bulunur musun yani? Vallahi inim inim inliyor ya. Bunun hali çok kötü yani. Buna bir karı bulmak lazım. Peki nasıl anladın bir görüşte? Vallahi bana de böyle oluyor. Böyle yani inim inim inliyorum kardeş. Peki Cano, elinde bildiğin dişiler var mıdır? Benim elimde her zaman para olduğu vakit dişiler ve kişiler vardır. Yeter ki sen paradan haber ver. Yalnız bu işlerde tabii biraz küçük masraflarım oluyor kardeş. Sen masrafı bilen boş ver. Şuna hemen bir şey bulalım ya, yoksa halimiz berbat olacak. Sen merak etme. Sen bunu tut. Gelene gidene 250 liradan sat, tamam mı kardeş? Ben şimdi geliyorum. Tamam. Dondurmacı geldi hanım. Dur, dur. Dondurmacı. Canım. Dur, hemen bulup gelecek. Hemşehrim, biz Siverik'ten geldik. Buralarda acılı dondurma varmış, bilin mi? Silinik mi? Yes, yes. Ana. Ay sorma Aysun. Annemin hali bu aralar pek garip. Peki. Ama sen de ne kadar meraksızsın yani. Annemin hali pek garip diyorum, nesi var diye sormuyorsun bile. Aşk olsun yani. Hem sorma diyorsun, hem de sormayınca kabahatli oluyorum. Sen de bir tuhafsın yani. Peki. Söyle bakalım. Nesi varmış güzel Razia teyzemin? Ay ne bileyim işte, çok huzursuz, sıkıntılı, yerinde duramıyor. Her gün yeni bir icat çıkartıyor. E ne güzel işte, belki yararlı bir şeyler icat eder. Edison da böyle sıkıntılı bir günde ampulü icat etmiş mi zaten? Bir kere onun adı Edison. Hayır, Edison. Amerikalıların dilleri dönmediğinden öyle diyorlarmış. Uf Aysu, uf! Hem annemin onunla bir ilişkisi yok. E olamaz zaten. Çünkü Edison çok yakışıklı bir adam. Ne yapacak onun gibi yaşlı bir kadını? Ay çıldırtma adamı! Hangi adamı? Edison'u mu? Aa, aman Aysu'cum, sen de taktın mı takıyorsun yani. Annemin hali pek garip diyorum. Dün akşam tuttu bulaşık yıkayacağım diye. Bugün de öğlen kalkmış mantı yapacağım kızım diyor. Sen annemin hiç ev işi yaptığını gördün mü? Tarihe karışmış. Haklısın galiba. Hiç normal bir durum değil. Acaba bir doktora falan göstersek mi? Hayatım, ben geldim. Bak Saffet geldi. Kim olduğunu biliyorum hayatım. Sen devam et, ben birazdan geleceğim. Hadi. Acili dondurma ver, acili dondurma. Al bakalım kızım. Acili dondurma ver, acili dondurma ver. Acili, 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 acili. 250'den gidiyor bunlar, acili. Refet abi, şahane bir parça bulmuşum kurban. Geldin mi? Lo, Cano, lo, lo. Cano'nun ağzına layık bir fıstık. Bana bak. La bu çok küçük bir kız lan. La olur mu ya? Bizim köyde bu yaştakiler ya, evde kalırsa, kocaya gitmese vallahi perişan ediyorlar ha. Kalmadı teyze, kalmadı. Yürü, Allah versin. Bizim nerede benim? Ne yapıyorsunuz böyle? Ne bilmişsin hanımefendi? Bu sıçağı sizin köpeğiniz. Evet, benim köpeğim. Lütfen, iki dakika izin verirseniz benim köpeğimle sizin köpeğiniz şey yapacaklar. Hayır, kesinlikle olmaz böyle bir şey. Ama ben yapmayacağım hanımefendi, köpeğim şey yapacak. Hayır, olamaz böyle bir şey. Ama bir kereden bir şey çıkmaz hanımefendi. Hayır, verin sizini bana. Ama birbirinizi veremem hanımefendi. Ya bir kere şey etseydin. Üzülme Django. Bu senaryoyu hatırlıyorum. Bütün Türk filmleri hep böyle acılı bir sahneyle sona erer. İyi ki burada çalışıyorsun Serap. Yoksa nerede buluşacaktın? Haklısın Saffetciğim. Annemden bir dakika olsun rahat huzur yok ki. Ne yapıyorsunuz orada bakayım? Amanın Razia Hanım. Anne ne diye geldin şimdi? Ne demek ne diye geldim? Bundan sonra her gün buradayım. Spor yapmaya geldim. Evde otura otura sıkıldım. Ne demişler? Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Aysu abla nerede? Gideyim de bana biraz jimnastik yaptırsın. Bana bak minyatür sapık. Şimdi sana öyle bir jimnastik yaptırırım ki dünya rekoru kırarsın vallahi. Ne demek ya? Parayla değil mi? Madem burada çalışıyor, bana da hizmet vermek zorunda. Ben müşteriyim. Müşteri her zaman haklıdır. Müşteri hatta veli nimettir. Abi, köpeğini gazeteye getirdiğin için Selim Bey kızmasın. Ne yapayım? Evde bırakınca da Dürdane cadısı kıyameti koparıyor. Dürdane ile Selim Bey arasında tercih yapman büyük talihsizlik Rafet abi. Yani 40 satır mı, 40 katır mı gibi bir durum senin anlayacağın. Avrupa seyahatini kazanan talihli okurların listesini yarınki baskıya hazırlar mısınız? Hiç merak etmeyin, hemen ilgileniyorum. Ya bu arada senin köpek nereye kayboldu abi? Başına bir şey gelmesin sakın. Hemen geliyorum Selim Bey. Buyurun Selim Efendi. Gel buraya sersem. Bu serbet düşmanı senin değil mi? Django,
Bırak o şapkayı canım. O şapka pis şapka, kaka şapka. Ben sana daha güzel bir şapka alacağım. Hey Django. Boş, sensin pis. O şapka ver sadece. Kendini satsan ödeyemezsin, abonak. Aslında pek bir şey olmamış. Ucundan bir parça kopmuş. Nasıl derler? Yani şapkaya bir zarar gelmemiş. İsterseniz şöyle bir deneyeyim. Bakın daha da güzel oldu. Yani kelimelerle anlatamıyorum. Robin Hood gibi oldunuz. Bu hain köpek hemen buradan gidecek. Hemen. Ama Selim Bey, yani bu köpek çok zor durumda. Bakın nasıl kaçtı. Yani anlatmak istiyorum. Onun bir dişiye ihtiyacı var. Bizim dişi ihtiyacını başka tarafta halletsin ve benim şapkamı rahat bıraksın. Ama Selim Bey, kendinizi bir an onun yerine koyun. Aa, niye kendimi köpeğin yerine koyuyormuşum? Münasebetsiz dangalak. Canım siz de bazen ne bileyim Ayşecan köpeğinin bacaklarına bakmıyor musunuz? İmdat! Yardım edin! Bu durumda bir şey yapacaksınız herhalde Selim Bey. Her şeyi paralıyor. Olanları gördünüz değil mi? Ah efendim, gördüm de gördüm, hem de nasıl gördüm. Aslında çok sevimli bir hayvan. Rafet, onu bugünlük affediyorum. Onu sık sık buraya getir yavrum. Rafet abi işte. Ne oluyor lan? Django'nun derdine çare bulundu. Baksın abi şu ilana, bak ne yazıyor. Çiftleştirilmek üzere dişi kurt köpeğine erkek kurt köpeği aranmaktadır diyor abi. O ne lan öyle dişi kerkör tilpinin gibi böyle. Bir bakayım. Aa! Üstelik de Sulu Hıncal'ın köşesinde yazmışlar. Yaşasın Django, yaşasın, sana bir kısmet çıktı. Ulan ne bağlısın Django, hey! Evet beyefendi, ilanı veren benim. Aranan şartlara uygunsanız anlaşabiliriz. Merak etmeyin efendim, biz tam aradığınız kişileriz. İsterseniz telefonu kendisine vereyim, kendisine söyleyeyim. Duydunuz mu? Ay pek hoş. Vallahi bayıldım. Uzun zamandır neler çekiyorum, neler yaşıyorum anlatamam. Acil bir erkeğe ihtiyacım var. Ne diyor lan bu? Erkek diye karşıma getirdiklerini görseniz şaşarsınız. Hepsi erkek müsveddisi. Ulan bu kadar da aleni hakaret edilmez anladın mı? Bizim de bir onurumuz var icabında. Hele dün akşam bir tane geldi. Tüyü dökülmüş, cas cavlak kalmış, uyuzun tekiydi. Öyle erkeğe bakmak için mide gerekir. Dün akşam öyle demiyordun ama. Tamam öyleyse. Madem kendinize güveniyorsunuz, bekliyorum. Tamam hanımefendi. Bugün oradayız. Hiç merak etmeyin. Adresi şey yapayım. Sormagir Sokak. Cihangir. Bana sakın nasılsın demeyin. Kalbinizi kırarım. Kırar geçiririm. Çok kötü. Şşş. Bir dakika. Peki efendim. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Sevimli köpeğinize de iyi günler diliyorum efendim. Bakın Django da size iyi günler dileyecek. De bakayım iyi günler. Sabırsızlıkla bekliyorum. Görelim bakalım nasıl bir erkekmiş. Kiminle konuşuyordum bakayım? Azgın leoparım ha? Ay canım, o kadar önemli bir şey değil. Özel bir konu. Ya öyle demek. Neyse, ben birazdan çıkıyorum. Sen sakın evden ayrılayım falan deme. Biliyorsun ben çok kıskanç bir erkeğim. Hadi eyvallah. Rahat dur Canko. Rahat dur da biraz daha tıraş kokusu sıkayım. Çünkü biliyorsun randevuya giden erkekler hep böyle yapar. Değil mi? Güzel kok da motorlar seni beğensin. Hadi bakalım. Sen anlat. Bir kulağım sende. Ne anlatayım? Şu Raziye cadısı yüzünden huzurum kalmadı Rafet, biliyor musun? Şimdi de spor salonuna geliyor. Ne olurdu şöyle bir hafta 10 gün Karaman akrabalarına gitseydi. Rafet abi, hazırladım Rafet abi. Al, seyahat kazananların listesi. Koy canım buraya. Tamam. Bir şey değil Rafet abi. Hadi, teşekkür ederiz. Af ulan af, şöyle bir hafta tatile gitmesi için neler vermezdi. Tamam, oldu bu iş. Öp bakayım elimi, aklıma harika bir fikir geldi. Hayır, kesinlikle kabul etmiyorum, olmaz. Daha fikrin ne olduğunu söylemedik ki. Olsun, senin aklına normal bir şey gelmez. Mutlaka işin içinde bir müşkilat vardır. Aşk olsun, kalbimi kırıyorsun Saffet. Yani benim müşkilat yaptığım ne zaman görülmüştür? Bak, bu nedir? Bu gazetemizin düzenlediği Avrupa turunu kazananların listesi. Hani kupon toplayıp katılmışlardı ya. Bana ne bundan? Bana ne olur mu? Akıllı Saffet'im. Bu listenin sonuna Razi'nin de adını ekleyeceğiz. Olur mu dersin?
Niye olmasın? Nasılsa parayı seyahat şirketi ödüyor. Biz de onların bedava reklamını yapıyoruz. Hem de harika olur. Düşünsene, raziyesiz 15 gün. 15 gün mü? Allah aşkına yaz. Yaz Rabit. Yaz. Soyadı neydi Raziye'nin? Beton Raziye. Raziye Beton. Çocuklar, masamın üzerinde tıraş kokum vardı. Bulamıyorum. Kim aldıysa çıkartsın. Çok kıymetlidir. Damlası bile 500 bin lira ha, bilesiniz. Anladınız mı ulan malak fışkıları? Anladık abi. Yenge sana taktırıyormuş. Öz! Taktıran maktıran yok ulan. Hani öyle bir ihtimal var, anladın mı? He, şimdi taktırmadı da daha sonra taktıracak değil mi abi? Şimdi yapacağınız iş çok önemli. Gidip yengenizin evinin karşısında karargah kuracaksınız. Kim giriyor, kim çıkıyor takip edeceksiniz. Yani bir nevi James Bond'luk yapacaksınız, anladın mı? Ha, ben James Bond'u biliyorum. Hani şöyle dişleri var. Mezardan çıkıp milleti ısırıyor ya, o değil mi? Ulan küt kafalı embesil evladım. Senin o dediğin meşhur vampir Dracula. Bu James Bond, hani şu casus olan dümbük. Hiç merak etme abi, unutur muyuz? Bak, yazdım buraya hepsini. Ha, unutmayın. Onları kameraya alacaksınız ki elimizde sağlam delil bulunsun, tamam mı? Ha, bu arada yengeniz hafiften frikik falan verebilir. Eğer gözünüz kayıp da ofsayta düşerseniz oyarım o gözlerinizi, bilesiniz. Hadi şimdi marş marş. Hoppa! Dirti! Dirti! Hani sporcular sepetlerince masaj yapıyorlar ya, ben de Aysu ablam da bana da masaj yapsın diyordu. Oh Ercan'cığım, sakatlandı mı hayatım? Hayır, sakatlanmadı. Ama ben birazdan sakatlayacağım. 2-3-4 Çeneyi bırakıp hep devam edin laf açılar! 2-3-4 Selam Melek, ben geldim. Eyvah benim, yandık benim. Yaşasın benim. Yanım sıkıldı, ben de gidip şu zillilerle biraz tepineyim dedim. İyi ettin kızım. Gel şunları beraber çalıştıralım. Hadi laf açın. Ay, biliyor musun? Serap, şu Deniz Mahir'e ilk irafetin padişah. Ne alaka? Aa, çok alaka. Deniz, Rafet'in kardeşi olmayıp şimdi ben Deniz'i görür görmez Rafet aklıma geldi. Rafet'le bugün görüşecek. Eğer Rafet'in kardeşi olmayıp başka birinin kardeşi olsaydı o başka bir aklıma gelecekti. Yani tanımadığım bir adamın Deniz kardeşi olsaydı ben o tanımadığım adam aklıma gelip onunla buluşmak zorunda kalacaktım demek istiyorum. Sağ ol Deniz. İyi ki Rafet'in kardeşisin. Merhaba, Rafet yok galiba. Ne mutlu bize ki yok. Aa, biraz önce o sevimli köpeğiyle birlikte çıktılar. Aa, nereye gitmiş olabilir? Bilmem, biraz önce bir bayanla telefon konuşması yaptı galiba. Bir bayanla mı? Evet, senin yerinde olsa onu hiç boş bırakmazdım. Ne yapacağı hiç belli olmaz tabii. Abi ben onu bir kere ben seni diyeyim, ne olur ya! Dur, söyleyecek daha bir şey yok. Alo. Ben tarım akırbacın sağ şeysi, kulağı. Kolu. Aa, Tarımar abi sen misin? Hiç meraklanma abi. Yengemin karşı dairesine mevzilendik. Evet. Merak etme, her şey kontrol altında. Aman canım, sen de. Şimdi şeye bak abi. Karşı komşuları ikna ettik. Bana bakın ulan. Gözünüzü açın necaset laleleri. Kameraya almayı sakın unutmayın ha. O dümbüğün kim olduğunu çok merak ediyorum. Burası galiba, köpek sesleri de geliyor. Kokuyor. Pardon, rahatsız ediyoruz. Biz şey için gelmiştik. Biliyorum. Lütfen içeri girin. Tamam, gidiyoruz galiba.
Alo. Abi adam geldi. Gözüm bir yerden ısınıyor ama neyse, şimdi telefonu kapatıyorum ve operasyonu başlatıyorum. Isır. Kamerayı al. Pencereye çık. Yan tarafa geç ve onları banda kaydet. Hadi. Abi tek tek söyle. Ne yapacağımı anlamadım. Önce kamerayı aldım tamam. Sonra ne yapacağımı anlayamadım. Ulan! Köpeğiniz çok hoş doğrusu. Sahibine çekmiş huyu kurusun. Ne dersiniz? Başlasınlar mı artık? Maalesef bugün olmaz. Telefonunuzdan sonra aklıma geldi. Lady'min bugün muayyen günü. Çok sinirli olur. Erkekleri yanına yaklaştırmaz. Tüh be. Şansına küs Django. Benim başıma da kaç kere geldi. İsterseniz yarın yine gelin. Çaresiz geleceğiz. Yarın muhakkak bekliyoruz. Geleceğimden emin olabilirsiniz. Kalk Django, gidiyorum. Bir ses duydunuz mu? Karşı dairede ağır işiten bir çift komşumuz var. Evet. Televizyonun sesini sonuna kadar açıyorlar. Her apartmanda vardır. Sen misin kızı? Ne oldu? Çekemedin mi kameraya? Tam çekiyordum. Yer ayağımdan kaydı. Sonra beni düdüklü bir arabaya bindi. Vallahi hala daha ne olmuş, olduğunu anlamıştım. Hadi dök biraz daha bir kipare kılıkla hadi. Tamam anneanne. Hay anne, daha bir sene olmadı. Nereden çıktı bu badana işi şimdi? Ne yapayım ayol, sıkılıyorum. Bu renklerden de sıkıldım, değiştireceğim. Bayıldım ben bu işe ya. Baksanıza, şu duvarı siyah yapalım, şu duvarı da kırmızı yapalım. Şiddet ve seks bir arada. İyi bir ikili alıştırın. Katılıyorum, aynen öyle olsun. Bu kızda aynen gençliğimi görüyorum. Ya, bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Salak çırak, koş kapıya bak. Koş! Münasebetsizin birisi alma içeri ha! İş arasında istemem. Aa, babam geldi. Çıngır aklım, hoş geldin. Merhaba Serapcığım. Merhaba Raziye Hanım. Size çok güzel bir haberim var. Ay, güzel haberler duymayalı o kadar çok oldu ki. Raziye Hanım, sizi yürekten, gönülden tebrik ediyorum. Bana bak, şimdi kafanı şu boya kutusunun içine sokarım. Görürsün dalga geçmenin ne olduğunu. Yok canım, hakikaten tebrik ederim. Gazetemizin düzenlemiş olduğu Avrupa seyahatinden birini siz kazandınız. Avrupa seyahati mi? Evet, Roma, Madrid, Paris, Londra, Edirne, 15 gün, 5 yıldızlı otellerde açık mı? Bana bak, bu böyle dalga geçmeye devam ederse kafasını boya kovasına sokmak farz oluyor ha. Vallahi doğru söylüyorum Raziye Hanım. 20. sayfa bakın, en altta isminiz var. Bakın Raziye Beton. Ya. Doğru be! Ay vallahi tebrik ederim anne. Ama kupon yolladığını bilmiyordum. Ben de bilmiyordum. Sevgili damadım benim adıma yollamış galiba. Aynen öyle oldu anneciğim. Anneciğim diyen dillerini yesinlersin. Aferin. Bak bu defa gözüme girdin. Ama hemen şımarma. Çok şanslısın be Raziye teyze. Süper yerler oralar. Bir de İspanya'da boğa güreşine mutlaka git ha. Boğa boynuzunu matadorun kıçına sapladı ve her şey çok keyifli oluyor. Ay ya, kız şimdiden gözümde canlandı. Ay bir an evvel gitmek istiyorum. Ben de anneanneme refakat edebilir miyim? Hadi oradan. Buruşuk sıçan. Ben oraya başımı dinlemeye gidiyorum. Oh. Evet Ercan'cığım. Anneannen dinlenmeye gidiyor oraya. Ay ama gidemem. Ne? Canım ne üstümde var ne başımda, böyle seyahat edip bir basma entariyle çıkamam ki. Bir sürü şey lazım. Düşündüğün şeye bak be Raziye teyze. Çarşıya gider, ne istiyorsun hepsini alırız. Sahi mi kız? Tabii canım, ne gerekiyorsa alırız. Ayol yanlış duymadın değil mi? Damadım beni alışverişe davet ediyor. Bir sürü şey alacağım diyor. Üstelik alacağı şeylerin de parasını ben vereceğim diyor. Ne? Ben şimdi öyle miydim? Rafet'i 5 dakika farklı kaçırdın Aysucuğum. Olmaz ya, her seferinde de böyle oluyor. Yine o kadınla konuştu ve gitti. Hangi kadınmış bu? Nereye gitti? Vallahi hayatım, bizden duymuş olma ama. Peki kimden duyacağım? Selim Bey mi biliyor, ona mı sorayım? Hayır canım, yine biz söyleyeceğiz. Telefon konuşması biraz garipti. Kadına uygunsuz teklifte bulundu. Bana da uygunsuz teklifte bulundu. Sahi mi? Tabii sahi. Yani Ağustos ayında bana kar ayakkabısı almayı teklif etti. Sizce daha uygunsuz bir şey olabilir mi? Bu öyle değil hayatım. Rafet, bunu senin yanına bırakır mıyım? Bırakma tabii. Bir dahaki sefere takip et bakalım nereye gidiyormuş. Buyurun. Merhaba yenge. Ben Mustafa tamircisiymişim. Yani tamircisiyim, yeni tamirci. Tarman abi beni gönderdi, musluklara bakacak. İyi, hadi geç içeri. Benim şimdi işim var.
alıyorum. Şunu da alıyorum. Bak bunu da alacağım. Çok az şey aldın anne. Birkaç parça bir şey daha al. Bu önerin için çok teşekkür ederim evladım. Haklısın, az şey aldım. Daha alacağım. Bunu da alıyorum. Şunu da alıyorum. Bunu da aldım işte. Raziye teyze, bunu da alsana. Bu sana çok yakışır. Ver bakayım, onu da alıyorum. At içine, at içine. Lan tamam. Sen kimden yanısın? Rafet Sunusi. Az daha unutuyordum. Bir de bikini alacağım sahi. Manyolar burada. Hazır gelmişken bir tane daha sablayı alalım. Ne dersiniz? Saçmalama çocuğum. Evet, doğru. Tanka daha güzel olur ona. Dönüşte eşyalarım çok olacak. Şu valiz reyonuna uğrayıp birkaç tane valiz alayım. Deniz abla, senin ölçülerin Aysu ablanın ölçüleri bir. Şunu bir üstüne giy de bakalım yakışacak mı? Anneciğim yeter, mağazada mal kalmayacak. Aman deli misin kızım, mağaza mal dolu, görmüyor musun? Ayşem. Nerelere kayboldun eşek sıpası? Bakın yine dünkü gibi aynı saatte geldim. Banyodan yeni çıkmıştım da kusura bakmayın. Hiç fark etmez, daha güzel kaygan. Ay solun solun. Buyurun içeri girin. Gel canım, gel Cango. Cinsel birleşme için hazırlıklara başlasak mı diyorum. Bakın sizi her seferinde yoruyorum ama. Ama ne önemi var canım, yani bu uğurda yorulmayı ben şeref addederim. Peki efendim, cinsel birleşmeyi şimdi burada mı istersiniz yoksa başka bir tercihiniz var mı? Benim için fark etmez. Her yerde, her ortamda olabilir. O zaman hemen başlasak mı diyorum? Ama bugün üzerinde hafif bir kırıklık durumu var. Mayıdan sonra üşütmüş olacak herhalde. Geçmiş olsun. Pek üzüldüm. Ama hiç olmazsa bir kerecik şu iş gerçekleşseydi. Bakın isterseniz yarın gelin. Bu defa sizi boş çevirmeyeceğim. Söz. Bakın yarın hiç olmazsa artık bu cinsel birleşme işini gerçekleştirelim. Yoksa halim çok kötü. Görüyor musunuz halimi? Bana anlayış gösterin. Dayanamayacağım. Merak etmeyin. Yarın elimden geleni yapıp sizi mutlu edeceğim. Raziye teyze, bu kayak takımlarını da al. Çok güzellerdi. Tamam, alıyorum kızım. Alıyorum onları da. Anneciğim, sen kayak yapmasını bilmiyorsun ki. Kızım, bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Öğrenirim. Raziye anneciğim, kayak merkezine gitmiyorsunuz. Evladım, ya kar yağarsa ne olacak? Ben de o zaman kayarım. İnşallah temelli kayarsın. Ya düşersen, ya bir yerin kırılırsa asla ne masraf olacak. Düşmez, kalkmaz bir Allah. Anneanne bunu da al, dönüşte oynarım. Tamam yavrucuğum al. Belki ileride topçu olursun da babanın kesesine kalmayız. Bunu alıyorum. Bunu da alıyorum. Onları ne yapacaksınız anneciğim? Ne de olsa gurbete gidiyorum. Bunlara baktıkça senden Ercan'ı hatırlarım. Abi müjde! Müjde! Gazete aldım. Daha garantili olsun diye de 4 ayrı kamera kullandım ayrıca. Aferin ulan. Bak bundan sonra sana embesil demeyeceğim, değil mi? Hadi tak da seyredelim bakalım. Bu ne ulan? O yengemin şeyi. Ulan çekecek başka bir şey bulamadın mı moron? Bakın yine dünkü gibi aynı saatte geldim. Banyodan yeni çıkmıştım da kusura bakmayın. Hiç fark etmez, daha güzel kaygan. Ay solun solun. Buyurun içeri girin. Gel canım, gel Cango. Cinsel birleşme için hazırlıklara başlasak mı diyorum. Bakın sizi her seferinde yoruyorum ama. Ama ne önemi var canım, yani bu uğurda yorulmayı ben şeref addederim. Peki efendim, cinsel birleşmeyi şimdi burada mı istersiniz yoksa başka bir tercihiniz var mı? Benim için fark etmez, her yerde her ortamda olabilir. O zaman hemen başlasak mı diyorum. Ama bugün üzerinde hafif bir kırıklık durumu var. Mayıdan sonra üşütmüş olacak herhalde. Geçmiş olsun. Pek üzüldüm. Ama hiç olmazsa bir kerecik şu iş gerçekleşseydi. Bakın isterseniz yarın gelin. Bu defa sizi boş çevirmeyeceğim. Söz. Bakın yarın hiç olmazsa artık bu cinsel birleşme işini gerçekleştirelim. Yoksa halim çok kötü. Görüyor musunuz halimi? Bana anlayış gösterin. Dayanamayacağım. Merak etmeyin. Yarın elimden geleni yapıp sizi mutlu edeceğim. Ulan kanalizasyon çukuru. Senin yüzünden o hergelenin kim olduğunu öğrenemedik mi? Abi. Tut. Yarın bu iş bitecek, tamam mı?
O alçak ırz düşmanı geldiği zaman hemen bana haber vereceksin. Küçükken eğlenceyi, ah severim ben raks etmeyi. Bana derler beton raziye, çok açıklar hapı yuttu. Bana derler beton raziye, çok açıklar. Ay Razi teyze niye bu kadar keyifli? E anlattım ya, Aysu kadın seyahate gidiyor. Ay yazık ya, alışmıştık, gitmese keşke. Saçmalama Aysu. Raziye teyze gitse size acayip sürprizlerim var. Aa neymiş o, bayılırım sürprize. Üç kızız, koca ev bizim. Dilediğimiz her şeyi yapabiliriz. Yaşadık. Artık beni de aranıza alırsınız. Şerefine, Saffet'in şerefine yarın büyük bir gün olacak. Razi, yolcu, bizim Django'yu da milli edeceğiz. Gerçi Razi'yi yurt dışına yollamak bana biraz pahalıya mal oldu ama 15 gün Razi olmasın bu yeter bana. Tabii ya, bundan güzelmiş. Bana bak, bunun rakısı azalmış ya. Koy. Dur, sana biraz daha rakı koyayım. Gerçi bu yeni rakıdan hoşlanmıyor. Bu kulüpçü bu, kulüp seviyor. Götür yavrum, götür Cango'cum. Beyler, kira konusunda yeni bir uygulama başlatmış bulunuyorum. Bundan sonra her ay başı kira diye kapınıza dayanmayacağım. Oh, inanamıyorum. Size melek olduğunuzu daha önce hiç söylemiş miydim? Bundan sonra kiraları günlük olarak alacağım otellerde olduğu gibi. Günlük mü? Daha neler? Ne de kiraları dövize endeksli olarak ödeyeceksiniz. Peki size daha önce çelek olduğunuzu söylemiş miydim? Hayır efendim, kabul etmiyorum. Bu memlekette tüketici yasası var. Siz bilirsiniz, bundan sonra istemediğim yollara başvurmakta mecbur etmeyin beni. Ha? Hadi, hadi dur daram, hadi. Bu akşam keyfimi hiçbir şey bozamaz. İçelim Rafet'ciğim. Tamam hanımefendi, bugün görüşürüz. Bugün gerçekten çok önemli bir gün. Lütfen şu cinsel birleşme işini, evet bugün yapalım. Tamam mı? Hoşçakalın, görüşmek üzere. Kalk çayba, gidiyoruz, gel. Kızlar görüşürüz, hoşçakalın. Güle güle. Keyfine bak. Duydun değil mi? Duydum. Ha, yerinde olsan takip ederdim. Biz de öyle yapacağız. Alo damat! Efendim? Bana bak, elini çabuk tut. Avrupa'ya gitmek için sabırsızlanıyorum. Ben de. Biz de. Tamam canım, gidiyoruz artık. Biz geldik. Hoş geldiniz. Geçin lütfen. Ben de Leyla'yı yıkadım. Kurulayıp getiririm. Biz bekleriz. Nasıl olsa alışkınız. Gel, yıkanıyormuş işte. Gel. Serçe kafese girdi. Operasyona başlayabiliriz. Anlaşıldı. Tamam. Ben o keref kaçkınını tarumar edeceğim. İşte biletini. Ah yavrucuğum, bu kıyağını hiç unutmayacağım. Estağfurullah Fazıl'ım, senin için rica ederim. Ay, güle güle git, güle güle gel anneciğim. Nasıl bırakıp gideceğim sizi bilemiyorum yani. Ay ne önemi var canım, siz merak etmeyin. Ben onlara göz kulak olurum. Yaşadık be. İçim rahat etti şimdi. Evet, biz hazırız. Biz de hazırız. Tanışın hadi. Şöyle bir koklaşın. Adı neydi? Davranmayın lan, yaktım hepinizi. Amanın, tarımar baba. Sen de kimsin be? Bünyamin abi, tanımadın mı? Bakın, yanlış anlamayın, izah edeyim. Bildiğiniz gibi değil. Ulan gene mi sen ha? Yahu bir adam bu kadar kaşınırsa artık onu kaşımak vacip olur, anladın mı? Yanlış anladınız Tarmar baba. Ben buraya şey için gelmiştim, cinsel birleşme için. Demek her şeyi açık açık söylüyorsun ha? Tabii, sizden gizlim saklım olamaz. Hem bu yüzden bana minnettar olmanız, teşekkür etmeniz gerekiyor. He? Ne diyor lan bu dümbük? İsterseniz her şey gözünüzün önünde olsun. Abi, bu sana kodoş demek istiyor galiba. Bittin ulan sen! Yedim seni! Hayır! O benim! Önce ben yiyeceğim! Aman! Buraya gel! Hayvan ola hayvan! Ay bir dakika canım, ne oluyorsunuz? Gazeteye Leydi için ilan vermiştik ya, arkadaş onun için köpeğini getirdi.
köpek mi? Vay anasını, doğruymuş be. Şu hayvanların haline bakın da insanlığınızdan utanın. Tebrik ederim. Ne zamandır böyle eğitici bir laf duymamıştım. Anneciğim, isterseniz ben sizi bir an önce otobüse bindireyim. Aa, dur ayol, niye acele ediyorsun? Merhaba, ben geldim. Aa, Dürdane Hanım, burada ne işiniz var? Yine ne parası? Ne demek ne işim var? Avrupa seyahatine gidiyorum ayol. Ay, size de mi piyangodan çıktı? Yok abi yok. Bu işin içinde başka bir iş var. Var tabii. Ben seyahat akımı küçük bir ücret karşılığı Dürdane Hanım'a verdim. Yani. Ama bunu yapamazsınız Raziye anneciğim. Yapar yapar. Bal gibi yaparım. Yarışma şartnamesini okumadın galiba. Buyurun Dürdane Hanım biletinizi. Teşekkür ederim Raziye Hanımcığım. Ben otobüsüme bineyim de geç kalmayayım. Kız, bana pişmaniye getirmeyi unutma. Ne pişmaniyesi ya? İzmit'e gitmiyor ki, Paris'e gidiyor. Asya turla. Sen hiç Paris pişmaniyesi yedin mi? İyiydi anneciğim, böyle bir şey niye yaptın? Ah evlatçıklarım. Sizi burada bırakıp gitmeye gönlüm el vermedi. Ben orada eğlenirken siz burada canınız sıkılacak. Halbuki senin için güzel bir meşgale olacaktı anne be. Olsun, ben başka bir meşgale bulurum kendime kızım. Raziye Hanım, madem gitmeyecektiniz bu kadar eşyayı niye aldırdınız? Domuzdan ne kadar kıl koparırsam o kadar kârdır. Çok zor bir gün oldu. Öyle oldu. Bir de şu Raziye'yi gönderebilseydik bütün yorgunluğum gidecekti. Meseleye bir de iyi tarafından bak. Raziye olmadı ama Dürdane gitti. Bu da bir şans. O da doğru ya. 15 gün rahatız. Evet. İkide bir kapıya dayanıp kira diye tutturamayacak. Evet. Valla. Kapı. Ne oldu? Sevgili kiracılarım, merhaba. Dürdane Hanım'ın yokluğunda onu ben temsil ediyorum. Bugünün kirasını uçlanın bakayım hadi. Pamuk eller gebe.